Çingene Türkçe terimi. Hmm. Hatta 1927 yılında işte TDK çıkarttığında çingeneye baktığınız zaman hırsız, çocuk kaçıran, işte esmer gibi gibi bula 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 bu şekilde TDK'da böyle söyleniyor. 1965 yılında TDK'dan bu çıkıyor. Çingene kelimesinin yanlış terimi. Ama sözcük şeyine bakarsak köküne cipsi. Türkiye'de ne kadardır diye sordum. Türkiye'de şimdi resmi kayıtlara göre 4,5 milyon Roman var. Roman mahallelerinde hayat saat sabah, akşam üzeri saat 5'te başlıyor. Çünkü bütün bir geceyi geçiriyorlar. En büyük Roman nüfusu işte 90 bin Roman yaşıyor Konak'ta, Tepecik'te, Tepecik bölgesinde. Hayat saat 17-18'de başlıyor. İşte kaybolmayalım diye akademiyi kurduk, kaybolmayalım diye dil kursları alıyoruz. Kaybolmayalım diye mesela 2 Ağustos'ta Porajmos, bir gecede 40 bin tane Roma'nın yakıldığı Auschwitz kampına gideceğiz mesela, ziyaret edeceğiz. Biz içimizde bulunan 85 tane gence dil eğitimi verdik, bitti. Şimdi 2 Ağustos'ta almak için şeye gideceğiz, Auschwitz'e gideceğiz. 8 Nisan Romanlar Günü. Bu kapsamda İzmir'de kutlama düzenlendi. Etkinlikte Romanlar Genç Eğitim Kültür Derneği Başkanı Cem Pekbalıkçı ve Karakedi Kültür Merkezi üyesi İsmail Çapar günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı. Pekbalıkçı, Roman kültürünün etkisini kaybetmemesi ve sürdürülebilir olması için yaptığı çalışmalardan da bahsetti. 8 Nisan 1971 yılında İngiltere'de, İngiltere'ye yakın Orginton bölgesinde Romanlar ilk defa bir araya gelip bir Roman birliği kuruyor. International Roman Youth diye, IRU diye. Bu kuruluş neden kuruluyor? Nazi döneminde binlerce Roman yakılıyor, binlerce Roman ayrımcılığa uğruyor. Bunları araştırmak, bunları incelemek için bu birlik kuruluyor. Ve işte binlerce, 5 tane alt komisyonu var. Bu komisyonlar sayesinde hala şu an aktif olarak çalışma yapabiliyorlar. Bu ve benzeri toplantıları daha önce yapmıştık. Daha önce Türk ötekiler anlatıyor diye, toplumda ötekileştirenlerin kendilerini anlattığı bir seri yapmıştık. Bugün de 8 Mart Dünya Romanlar Günü vesilesiyle Roman Gençlik Dayanışma ve Kültür, Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Cem Pekbaksı'yla 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedir, neye tekabül eder, neden kutlanır üzerine konuştuk. Evet, bizim için oldukça yeni şeyler söyledi. Mesela kendi adıma şunu söyleyeyim. 8 Nisan'ın bir kutlama olmadığı, aslında 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında soykırıma uğramış Yahudilerle beraber aslında soykırıma uğramış Çingenelerin, Romanların anma günü oldu. Fakat o anma vesilesiyle yan yana gelişin de aynı zamanda bir kutlama oldu. Uluslararası bir yan yana geliş 1971'de İngiltere'de. Bir anma ve kutlama olduğunu öğrendik. Bu benim için oldukça yeni ve çok nasıl diyeyim, kafa açan bir bilgiydi. Bu vesileyle tekrar Cemal'e teşekkür ediyorum.